izleyenlerimiz devam ediyoruz İlmihal programımıza. Hocam bir başka sorumuz bazen küçük çocuklar çekiya talıfleks ve yorgan gibi tamamını yıkamamız mümkün olmayan eşyalarımızı büyük küçük abdeste ya da kusmukla pisletiyor. Bu durumda koku ve leke kalmayıncaya kadar çeşitli deterjanlarla veya suyla silerek temizliyoruz. Sonra da kurutup kullanıyoruz. Bu temizlik caiz midir? Öncelikle şu iki meseleyi birbirinden ayırmamız gerekir. Hijyen ayrı bir şeydir Taharet yani şer'i temizlik farklı bir şeydir. Hijyen oradaki mikropların arındırılması bu anlamda bir temizlik olarak değerlendirilebilir. Ama şer'i temizlik ise hijyenlilikle beraber irtibatlandırılmamalıdır. Bunu şunun için söylüyorum silmekten bahsediliyor. Silmek suretiyle oradaki rengin, kokunun veya işte başka vasıfların giderilmesi, hatta gerekir soruya bazı kimyasallar dökmek suretiyle de mikroplarından arındırılması. Evet. Yani belki hijyenliliği sağlamak. Burada şer'i bir temizlik olur mu? Eğer burası kaygan bir zeminse, yani mesela şu masanın üzerinde olduğu gibi veya fayans üzerinde ise Hanefi fıkhına göre oranın silinmesiyle orası temiz olabilir. Evet. Ama orası eğer necasetin nüfuz edeceği bir yerse ki halı gibi, kilim gibi, işte yorgan gibi bu silmek ile temiz olmaz. Burada gasil gerekir. Gasil yıkamak demektir. Hmm. Yıkamak ya suyla olacak veyahut da içerisinde haram, necis bir madde olmayan sıvı bir akıcı bir maddeyle olacaktır. Hmm. Evet. ma'i dediğimiz akıcı olmalıdır, e, sökücü olmalıdır. Ve burada kişi kalben kanaat getirecek ki artık necaset kalmadı. Genelde e, halılarda, büyük halılarda ki camilerde bu olaylar olabiliyor evet. ki bizim medresede okuduğumuz dönemlerde de e, olabiliyordu bu olaylar. E, medresedeki halılar mesela bazen necis olduğu zaman veya camilerde onun altına komple yıkamak zor, mümkün değil. Evet. E, altı kaldırılıyor, altına bir lehen gibi bir şey konuluyor, yukarıdan su dökülüyor. O şekilde oradaki necaset gidene kadar yıkanıyor ve kuruduktan sonra da temiz oluyor çünkü üzerinde evet. namaz kılınıyor. Evet. Bu olabilir veya günümüzde işte halı yıkama makineleri ama ciddi anlamda yani oraya suyu verecek ve verdiği suyu komple geri alacak. Bu birkaç kez yapılacak ve kalbende ikna olunacak. Evet burası temiz oldu. Hı hı. Bu şekilde olursa bu da olabilir ama en güzeli dediğimiz yöntem. Yani gerçekten klasik bizim eskiden beri var olan hı hı. yukarıdan suyu döküp alttan suyun akması. Evet. Ama tabii bu, bu bazı yerlerde bu mümkün olmaya da biliyor. Bu şekilde oranın temiz, temiz olduğuna dair kanaat gelmesi gerekir. Yoksa yüzeysel silmek yeterli değildir. Hmm. Ee, yorgan gibi, koltuk gibi maddelerde ise e, tabii su dökmek belki yorganda mümkündür yıkamak ama koltukta altında onun süngeri vardır, işte ne bileyim e, iskeleti vardır. Böyle suyla yıkamak mümkün değil. Evet. Burada o kadar çok fazla da meselenin şer'i temizlik bakılmaya da bilir yani oranın temiz olması işte belki bir halı yıkamayla yıkanır çünkü ne kadar orası yıkarsanız o tamamıyla süngerine nüfuz etmiş olacağı için alt taraftan o necaseti oradan alamayacaksınız. Evet. Ee, ama onun üst tarafını güzel bir şekilde yıkadıktan sonra bir de özellikle kuruduktan sonra orası velev ki şer'an olsa bile kuru olacaktır. Sizin üzerinizde kuruysa oraya oturmak kurudan hmm. kuruya necaset geçmez. Ulaşmış, evet. yani, bir de o gibi koltukların üzerinde de zaten namaz kılınmaz. Hmm. Yani hani necasetten arındırılmış bir alan olarak Namaz kılınacak bir mekan da değildir. Ee, sadece oturulacak bir yerdir ki necaset olsa bile kuru olduktan sonra e, üzerinize kuru ise kurudan kuruya necaset sirayet etmez. Evet. O yüzden koltuk gibi yerlerde burada biraz daha müsamahalı hareket edilebilir. Hı. Ama özellikle namaz kılacağımız bir alan ise orası orada daha titiz olmak gerekir. Ve gerçekten necasetin gitmesi o da sıvıyla yani akıcı olarak bir, su, bir suyla veya bu manada farklı sıvılar da olabilir. Yeter ki çelinde haram, necis bir madde olmasın. Evet. Bu bağlamda tam bir temizlik gerçekleşmelidir. Aksi takdirde namaz konularında daha dikkatli davranılması gerekecektir. Evet hocam. <laughs>